Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel yumuşacık poğaçalar hazırlayacağım. Bunun için karıştırma kabına bir çay bardağı ılık suyu, bir paket instant mayayı ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave edip maya eriyene kadar karıştırıyorum. 2 çorba kaşığı un ekliyorum. Karıştırıyorum. Unun tamamen karıştığından emin olduktan sonra 5 dakika boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. 5 dakikanın sonunda mayamız aktifleşti, köpük köpük oldu. Ön mayalanma işlemi gerçekleştiğine göre şimdi diğer malzemeleri ekleyebiliriz. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı ılık süt. Bir tane yumurtanın akı, sarısını yüzeyi için ayırdım. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Dört su bardağı unum var fakat hepsini eklemeyeceğim. Yarısını ekleyeceğim. Karıştıracağım. İhtiyaç dahilinde geri kalanı da ekleyeceğim. Önce spatula yardımıyla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Hamuru 2-3 dakika yoğurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını ilave ediyorum. Güzelce yoğuracağım. İlk önce toparlanmayacakmış gibi gelecek ama yoğurdukça hamur çok güzel bir kıvam alacak. Sakın bu sizi korkutmasın. Hamurumuz harika bir kıvam aldı. Yumuşacık, o kadar güzel oldu ki bu hamurla yapılan poğaçalar mümkün değil, kötü olamaz. Mutlaka yapmanızı, bu hamuru yoğurmanızı tavsiye ederim. Şimdi hamurun üzerini streçle kapatacağım ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıracağım. Hamurumuz 1 saatin sonunda güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi havasını alıyorum. Harika bir hamur olmuş. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Poğaçalarıma çok tatlı şekiller vermeye başladım. Hemen nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bezenin tam ortasına bardağı bastırıyorum. Ve kenarına 12 tane yaprak olacak şekilde kesikler atıyorum. Sonradan birleştirerek yaprak şeklini vereceğiz çünkü. Hamurun uç kısımlarını birleştiriyorum. Böylelikle çiçeğin yapraklarını oluşturmuş olduk. Şöyle uç kısımlarını iyice sıkıştıralım ki pişeceği zaman ayrılmasın. Bardağı kaldırıyorum. Evet. Harika bir çiçek modelimiz oldu. Domatesleri küp küp doğradım. Üzerine dilimlenmiş yeşil ve siyah zeytini ekledim. Karıştırıyorum. Poğaçaların çukur kısmına bu karışımdan koyuyorum. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum.
Yaprak kısımlarına sütle açtığım yumurta sarısını sürüyorum. 190 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişiriyorum. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Gerçekten çok tatlı oldular. Bir de şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. İnanın görüntüsü kadar tadı da çok güzel. Yumuşacık. Çok güzel bir tarif. İnşallah siz de yapar ve çok beğenirsiniz. Aslında bir nevi pizza poğaça yaptık. İçinde sadece sucuk yok. Onu da eklerseniz pizza tadında olacaktır. Gerçekten muhteşem bir tarif. Şu an çok sıcak ama yine de iç dokusunu göstermek istiyorum size. Puf puf olmuş. Yumuşacık. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Muhteşem bir tarif. Şu anda sıcak, dumanı hala üzerinde ama ona rağmen puf puf olmuş, içi göz göz olmuş. Bugünkü tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.